Hemen Ankara'ya dönelim. Mutlu Çölgesen'le başlayalım. Mutlu, merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar Emre. İstersen dün akşam bu saat, aslında dün akşam bu saatlerde seni konuk almak istemiştim ama önemli görüşmelerim olacak demiştin. Şimdi o görüşmeler bitti. Özellikle galiba Davutoğlu'na ve köşke yakın insanlarla bir araya geldin. Neler konuşuldu? Yaklaşan seçim öncesinde neler konuşuluyor? Ne tür beklentiler var? Bir sürü anket ardı ardına yayınlanıyor. Bunlar karşısında ne tip reaksiyonlar gösteriliyor? Beklentiler neler? Senden alalım hemen sıcağı sıcağını. Emre, senin de söylediğin gibi dün bu saatlerde belki yayında olacaktım ama dün konuştuğumuz gibi önemli bir görüşmelerim vardı. Hem Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın gazeteciler, danışmanlar hem de Davutoğlu'na yakın isimlerle gazeteci ve danışman arkadaşlarla birlikte olduk. Dün 16'da başlayan bir bakıma muhabbetimiz gece 2'lere kadar sürdü ve ancak gece yarısı eve dönebildim ben de. Bir bakıma bugünkü yayının bugün olması daha iyi oldu. Çünkü dün siz yayında Gezici Araştırma Şirketi'nin raporunun son anketini değerlendirdiniz ve Murat Gezici'yi konuk ettiniz. O anket sonuçlarında görüldüğü gibi 1 Kasım seçimlerinde 7 Haziran'dan çok bir farklı sonuç çıkmayacak. Hatta AK Parti'nin oylarında 1-2 puan düşüş var. Bu sonuca göre de AK Parti yani 1 Kasım seçimleri sonrasında tekrar tek başına iktidara gelemeyecek gibi gözüküyor. Dün bunu yayında çok ayrıntılı bir şekilde ele aldınız, konuştuğunuz için ben çok ayrıntılara girmiyorum. Dünkü yayına havale ediyorum oradaki bilgileri. Ama hakikaten Gezici Araştırma Şirketi'nin anketi tamamıyla doğru. Çünkü hem sarayın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın hem de Başbakanlığın yaptırdığı anketler var. Benzer sonuçlar çıkıyor Emre. AK Parti orada da %37 ile 39 bandına sıkışmış durumda şu anda. Ve moraller çok bozuk, cidden bozuk. Hatta biz 1 Kasım seçimlerini niye yaptık o zaman, niye yapıyoruz o zaman, niye koalisyon hükümeti kurulmadı o zaman gibi sorular var, endişeler var. Ve yeni bir koalisyon hükümeti sürecinin olacağına kesin gözüyle bakıyor danışmanlar ve hem saraya hem de Davutoğlu'na yakın gazeteciler. Dün akşamki görüşmelerimizde ortaya çıkan başka bir sonuç ise sadece 1 Kasım seçimlerini konuşmadık orada biz. 1 Kasım seçimleri sonrasında neler olabilir? Eğer AK Parti tek başına iktidara gelemezse ki öyle gözüküyor. Olası bir AK Parti olağan kongresi olabilir. Çünkü hatırlayacaksınız son olağan kongrede Davutoğlu aday olmuştu. Hatta Binali Yıldırım'ın adaylığı gündeme gelmişti son dakika. Fakat bu gerçekleşmedi. Ama öyle ki dün benim aldığım bilgiler 1 Kasım seçimlerinden Davutoğlu galibiyette çıkamazsa AK Parti'de çok ciddi bir şekilde bir liderlik tartışması gündeme gelecek ve belki de olağanüstü kongre gündeme gelecek ve lideri değiştirme gündemde. Binali Yıldırım olabilir mi? Ben ilk sorum bu oldu arkadaşlara. Binali Yıldırım olabilir mi? Onlar şunu söylediler. Binali Yıldırım'ın olacağını düşünmüyoruz. Çünkü Binali Yıldırım'ın genel başkanlığı AK Parti'yi ileri bir noktaya taşımaz şeklinde ifade ettiler. Ama başka adaylar da olduğunu söylediler. Mesela bir Yalçın Akdoğan'ın adayı olabileceğini söylediler. Bir Ömer Çelik'in adayı olabileceğini söylediler. İşin ilginç tarafı bugün bir açıklama geldi Ali Babacan'dan, başbakan yardımcısı ve eski başbakan yardımcısından. İsminde Ak olmakla, yolsuzlukla ve şeffaflıkla mücadele ettiğiniz anlamına gelmez. Etmeniz gerekiyor. Bunu açıkça ifade etmeniz gerekiyor. Deklare etmeniz gerekiyor. Göstermeniz gerekiyor. Ak Parti kulislerinde şöyle bir beklenti var Emre. Eğer 1 Kasım'da Davutoğlu başarılı olamazsa AK Parti içindeki en güçlü genel başkan adaylardan bir tanesi de Ali Babacan. Ve Ali Babacan'la birlikte bazı eski vekillerin, Abdullah Gül'e yakın vekillerin de Ali Babacan'ı destekleyeceği yönünde işaretler var. Hasılı biraz akşam keyifler kaçıktı. Hakikaten moraller çok hoş değil. Bu sadece AK Parti bazında değil, ülke bazında da moraller çok iyi değil. Belki ilerleyen dakikalarda çözüm süreciyle ilgili hem Suriye Evet. kriziyle ilgili endişeleri var. Türkiye'nin bölgede Orta Doğu'da giderek bataklığa sürüklendiğine ilişkin tespitleri var ve cesur tespitleri var açıkçası. Evet, Mutlu, oraya geleceğiz ama istersen bu şey kısmını, dün akşamki konuşma kısmını biraz daha açalım. Şimdi madem bu anketler konusunda pek bir herhangi bir şaşkınlık yok, herkes böyle bir sonuç bekliyor. O zaman herhalde bu seçimden sonra yeniden bir genel başkan seçimine gidilecek ve bunun faturası da herhalde Davutoğlu'na kesilecek gibi bir iddia var. Ve bir yandan da diyorsun ki Babacan olabilir.
Ama Babacan yavaş yavaş zaten sessiz de olsa bir takım şeyleri eleştirmeye başlamıştı. Ve bugüne kadar da bir genel başkan olarak düşündüğümüz zaman, değil mi? Zaten bir Tayyip Erdoğan var, bir de Davutoğlu var. Çok alışık olduğumuz bir şey değil. Hem bir yandan partiyi eleştiren, bir yandan da evet partinin genel başkan adayı olabilecek isim. Bu mümkün olabilir mi? Ne diyorsun? Şimdi şöyle bir şey var. Sadece yani AK Parti genel başkanlık tartışması veya genel başkanlık süreci yaşamayacak burada. AK Parti ülkeyi yönetme kabiliyetini de kaybetmeye başladı. Ben akşam şunu söyledim kendilerine. AK Parti %44 oy alsa da, %55 oy alsa da, tek başına iktidara gelse de maalesef Ankara'da şöyle bir hava var. Ülkenin yönetme ve yönetilme kabiliyeti gitmiş durumda. Kutuplaşmalar var. Hem Doğu ve Güneydoğu bazında kutuplaşmalar var. Hem Ankara'da kutuplaşmalar var. AK Parti'nin bu kutuplaşmaları nasıl kaldırılacağı, nasıl ortadan kaldıracağını ben merak ediyorum doğrusu. Bu şu anda Davutoğlu'yla, bu mevcut ekiple çok mümkün gözükmüyor. Çünkü Davutoğlu demek saray demek, saray demek Davutoğlu demek anlamına geliyor şu anda. Ama yeni bir lider, yeni bir genel başkan saraydan bağımsız olarak, saraydan farklı bir adım atabilir mi? Saraydan bağımsız hareket edebilir mi? Bir koalisyon hükümeti oluşturabilir mi? Veya Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki tercihleri ne olacak? Ki 1 Kasım sonrasında biz biliyoruz ki Tayyip Erdoğan'ın eli hala AK Parti'nin üzerinde olacak. Bunu çekmesi mümkün değil. Zaten bunu bütün şu andaki politikalarıyla da, söylemleriyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan gösteriyor. Ama yani daha pratikte ne gibi sonuçlar doğuracak? Bunu biraz 1 Kasım seçimlerinde alacağımız sonuçta bakacağız. Yani şöyle bir şey Emre. Yani sürpriz bir şekilde AK Parti %35 veya %34 daha düşük oy alırsa bunun hesaplaşması, AK Parti'de muhalif seslerin yükselmesi daha güçlü olacaktır. Ama %38-39 bandı gibi kalırsa biraz bu daha yumuşak olacaktır. Ama her halükarda 1 Kasım seçimleri sonrası AK Parti'de ben çok ciddi bir şekilde bir hesaplaşma bekliyorum. Peki Mutlu hep bir isimle... de şöyle bir durum var. İşin koalisyon hükümeti kısmı var. Şimdi 1 Kasım seçimleri yapıldı. Bu şu andaki parlamento 25. dönem parlamentosu. 26. biz döneme geçeceğiz. Emre yeniden bir başkanlık, meclis başkanlığı seçimi yapılacak. Başkanlık divanı seçimi oluşacak. Yani biz 7 Haziran seçimleri sonrasında nasıl bir süreç işletildiğini biliyoruz. 7 Haziran seçimleri oldu. 3 hafta sonra Yüksek Seçim Kurulu kesin sonuçları açıkladı. 9 Temmuz'da yani 32 gün sonra hükümet kurma görevi geldi. 45 gün içinde hükümet kurulamadı ve seçime gittik. Şimdi 1 Kasım'da yeniden bir seçimler olacak. 20 Kasım gibi yani 7 Haziran'la karşılaştırırsak 20 Kasım gibi Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin sonuçları açıklayacağını düşünelim. Peki geçici başkanlık divanı oluşacak. 7 Haziran'da geçici başkanlık divanı ve geçici başkan Deniz Baykal da en yaşlı üye sıfatıyla. Bu seçimlerde de yine Deniz Baykal en yaşlı üye sıfatıyla. Sanıyorum Deniz Bey'den daha yaşlı bir isim yok. Eğer yanlış ifade etmiyorsam. Yeniden Deniz Baykal geçici başkan olacak. Yeniden meclisi yönetecek. Milletvekili yemini olacak. Kesin sonuçlar açıklanacak. Meclis başkanını seçecek. Başkanlık divanı oluşacak. Oldu Kasım 20. Peki hükümeti kurma görevi ne zaman verilecek? Kasım 20 diyorum. Yine 30 gün süreceğini düşünürsek Kasım sonu olacak. Aralık başında hükümeti kurma görevini verilsin. Bu ne kadar sürecek? Ne kadar devam edecek? Tekrar eski alışkanlıklar devam edecek mi? Yani AK Parti'nin CHP'ye karşı, CHP'nin MHP'ye karşı, MHP'nin HDP'ye karşı duruşunda bir değişiklik olacak mı? Ki çok olmayacağını görüyoruz biz burada. Artı Emre şöyle bir şey var. Bakın eskiden her yıl Kasım ve Aralık ayında bütçe görüşmeleri olurdu. 2006 bütçesinin hazırlanması gerekiyor ki ilgili bakanlıklar, eminim Maliye Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, Müsteşarlığı bu konuda çalışmalarını yürütüyor. Ama bu bütçenin Kasım ayında Meclis Plan Bütçe Komisyonu'na gelmesi gerekiyor. Aralık ayında Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi gerekiyor. Kasım'da ve Aralık'ta bütçesini geçirmeyen bir Türkiye ile karşı karşıya kalacağız biz. Bunun ekonomik boyutları ne olacak? Peki bütçe ne zaman geçecek? 2006 ödeneklerinde nasıl bir ödeme tablosu çıkacak karşımıza? Yani sonunda önce memur maaş alıyor. Başka dengeler var. Onun için önümüzdeki siyasi atmosfer hakikaten biraz zorlu geçecek gibi, biraz sıkıntılı geçecek gibi gözüküyor. Bu sadece AK Parti açısından değil, Türkiye açısından da böyle. Bunu sanıyorum yaşayarak daha iyi göreceğiz Emre. Peki Mutlu dedin ya, biraz önce bir sürü soru sordun ama bu soruları eminim dün konuştuğun kişiler de kendilerine soruyordur. Bir de bu 1 Kasım seçiminden sonra yönetimle ilgili ve isimler üzerinde değişiklikler olacağını öngörüyorsun. Ve yani hep isim üzerinden mi gidiliyor? Yani evet. Madem bir şey var, istedikleri bir şey yolunda gitmiyor, daha fazla
oy isteniyor tabii ki ama bu olmuyorsa ne yaptık, ne yapacağız gibi bir B planı var mı? Şöyle aslında Emre, bu konuda bir rapor hazırlandı. Bugün de Millet Gazetesi'nin birinci sayfasında bu raporu biz gördük, okuduk. İzleyicilerimizi ben buradan da ifade etmek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Millet Gazetesi'nin birinci sayfasında bu konuda bir rapor var. AK Parti'nin yanlışlarını sıralayan. Sanıyorum o rapor, eğer yanlış, çok soruşturmadım ama daha önce kulağıma gelen bir bilgiydi. Beşir Atalay başkanlığında hazırlanan bir başkanlığında bir ekip tarafından hazırlandı. AK Parti 7 Haziran seçimlerinde, 7 Haziran seçim öncesinde ve sonrasında nerelerde hata yaptı? Madde madde bunları sıralıyor. AK Partiler aslında kendi hatalarını şu anda görüyorlar. Yani hangi konularda yanlışlık yaptıklarını tek tek tespit ediyorlar. Bunu da çok açık şekilde ifade ettiler. Ve hatta bir danışman şunu söyledi. Ben bunu ifade edemem, ismini ifade edemem ama maalesef dedi, Türkiye'de şu anda yönetilme krizi var. Bunun en büyük sorumlusu da maalesef şu anda Tayyip Bey diye bir ifade kullandı. Buna karşılık Davutoğlu'na yakalan bir isim de şunu ifade etti. Dedi ki yani Tayyip Bey evet böyle bir yönetilmede bir takım sıkıntılar oluşturuyor ama maalesef Davutoğlu da bu konuda üzerine düşeni yapmıyor. Yani şu var, herkes hataları biliyor, neler olması gerektiğini söylüyorlar. Hem iktisadi olarak, hem ekonomik olarak, hem toplumsal olarak, hem siyasi olarak, hem çözüm süreci bazında, hem Orta Doğu bazında. İnanın o danışmanlar herhalde, ben o kadar çok mantıklı şeyler anlatıyorlardı ki. Tek tek bunları ben not aldım, 20 madde halinde not almışım. Herhalde bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylüyorsunuz dedim ya da Davutoğlu'na söylüyorsunuz. Onların ifadeleri şu oldu. Ya bizim söylememiz çok bir şey ifade etmiyor ki. Biz sadece sonunda uyarıyoruz, söylüyoruz, ifade ediyoruz ama uygulama tamamıyla onlarda bitiyor. Gerçi kısmen AK Parti içinde itirafları biz bir dönem gördük. Bülent Arınç'tan gördük. Her ne kadar bu dönemde aday değil. Yani bunu da konuşmak gerekiyor. 1 Kasım seçimlerinde Bülent Arınç niye aday değil? Nihat Ergün niye aday değil? Sadullah Ergin niye aday değil? Suat Kılıç niye aday değil? Bunlar bir dönem AK Parti içinde en güçlü isimlerdi. Bunları da sorgulamak gerekiyor. Toplum bunları sorguluyor. Danışmanlar da sorguluyor. Yani AK Parti içindeki bu bölünmüşlüğün aslında her yanlışa, her soruya verecekleri bir cevap var ama uygulamada maalesef bunu uygulamaya geçiremiyorlar anladığım kadarıyla. Bir de hata üstüne hata yapıyorlar. Bir hata başka bir hatayı ortaya çıkarıyor. Açıkçası bundan nasıl çıkacaklar, nasıl bu girdaptan kurtulacaklar ben de merak ediyorum doğrusu. Peki Mutlu, tehdit olarak bir şey görüyorlar mı bu önümüzdeki seçimlerde? Bu tehdit bir şey olabilir ya da bir parti olabilir. Nedir en büyük çekinceleri ya da ne bileyim... rakip diyelim ya da tehdit diyelim ki nasıl adlandıracağız bilmiyorum ama nedir burada en böyle ya şimdi şöyle anladım ne demek istediğini. Şimdi 7 Haziran seçimlerinde birçok HDP'yi ön plana koymuşlardı. HDP'nin baraja geçmemesini, AK'larda çözüm sürecinde bir sonuç elde edilemeyeceğini, terörün artacağını, mutlaka HDP'nin baraj altında kalması gerektiğini ifade etmişlerdi. Bir de 2 yıldır 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrasında hükümetin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diline doladığı bir paralel tırnak içinde suçlaması vardı. Hep bunu meydanlarda kullandılar. Ama zaman içinde gördük ki HDP barajı aştı. %13-14 sınırına geldi ve bu 1 Kasım seçimlerinde de HDP aynı sonucu, ona yakın bir sonucu alacak gibi. Paralel söylemler diyorsanız şu ana kadar 2 yıl içinde hiçbir şekilde bu suçlamaların, bu iddiaların altı doldurulmadı. Bakın en son yine taşiye operasyonu ile ilgili, davası ile ilgili iddianame ortaya çıktı. Yani Manas destanı gibi bir iddianame ortaya çıktı. Ergenekon destanı gibi bir iddianame. Yani bir hukuki zemin içinde, hukuki literatür içinde çok eleştirilebilecek unsurları var. Şimdi bunlar biraz geride kaldı gibi gözüküyor ama benim korkum, benim endişem, ha çözüm sürecindeki hatalarını da valilerin üzerine yıktılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması hatırlayacaksınız. İçişleri Bakanı Efkan Alen'in açıklaması, Beşir Atalay'ın açıklaması tamamıyla terörle mücadele konusunda valilerin hata yaptığını, valilerin üzerine düşeni yapmadığını ifade ettiler. Faturayı valilere kestiler ki birçok medya kuruluşunda da bu ortaya çıktı. Bu çözüm süreci döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon taleplerini valiler yerine getirmemişti. Bunlar da kayıt altına aldı. Şimdi Emre, biz bir kabile devleti değiliz. Güçlü bir devletiz. Ve 2000 yıllık bir geleneğimiz var. Türk devlet geleneğimiz var. 600 yıllık bir Osmanlı devletinin bir mirasçısıyız. Ve
Her şey Türkiye'de, bütün devlet sisteminde kayıt altına alınıyor. Millet Gazetesi yazarının Ali Tezer'in güzel bir ifadesi vardır. Devlete bir devletten bir şey almak istiyorsanız veya devlete bir kayıt düşmek istiyorsanız bir yerden bir belgeyi kayda geçirmeniz, bir belgeyi devlet kayıtları içinde yer vermeniz yeterlidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sadece bugüne ilişkin değil, daha önceki yıllarda da terörle mücadele konusundaki bütün bilgileri çok sağlam bir şekilde tuttuğunu biliyoruz. Lafı şuraya getireceğim. Çözüm süreci konusunda da artık hükümetin söyleyeceği, hükümetin mağduriyeti oynayacağı çok bir şeysi kalmadı. Aksine 7 Haziran seçimleri sonrası, 7 Haziran'dan sonra terör daha da arttı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen gün yanlış bir ifadesi oldu. Terörü sandıkta gömün. Terörün gömüleceği yer sandık değil ki. Yani şu anda AK Parti tek başına iktidara gelirse 1 Kasım sonrası 2 Kasım günü bıçak kesilir gibi terör eylemleri kesilecek mi? Bunu beklemek mümkün mü? Veya bu olayın sonucun cevabı bu mu olmalı? Karşılığı bu mu olmalı? Bu tartışılabilir. Dolayısıyla benim endişem şu. AK Parti 1 Kasım seçimlerine ekonomik olarak da mağduriyet ifade edemiyor. Yani bir mağduriyet ifade etmesi hakkı değil. Çünkü 13 yıldır iktidarda. 7 Haziran seçimlerinde CHP, MHP, HDP eleştirildi. Asgari ücret konusunda eleştirildi. Mazot ve benzine yapılacak katkılar konusunda eleştirildi. Başka konularda eleştirildi. 1 Kasım seçim beyannamesi açıklandı AK Parti'de. Aynı hataları veya aynı söylemleri, hata demeyelim, aynı söylemleri kendileri ifade ettiler. Asgari ücret 1300 lira olacak dediler. Peki şimdiye kadar neredeydiniz diye soruyor vatandaş. Şimdi burada bir mağduriyet veya bir düşman oluşturulacaksa bu iç politika, iç dinamikler açısından değil. Maalesef Suriye, Rusya krizi burada hükümetin önünde bir seçim malzemesi yapılabilir endişesi, yapılacak endişesi var bende. Belki ilerleyen dakikalarda bunu biraz ayrıntılı olarak senin sorularına biraz daha ayrıntılandıralım istersen. Peki Mutlu, bu yavaş yavaş terörle mücadele, kimine göre teröristle mücadele diye de adlandırılıyor. Ama şunu sormak istiyorum. Sen uzun yıllar savunma konusunda da önemli haberlere imza attın. Ve terörle mücadelenin bu 90'lardaki anından itibaren çok yoğun bir şekilde neler olup bittiğini, ki kapalı kutu olmasına rağmen o dönemde neler olup bittiğini çok yakından takip ettin. Şimdi tabii ki o dönemle şimdiki dönemi kıyaslamak çok kolay değil. Ama Genelkurmay Başkanı'nın özellikle şehir mücadelesinin içine askerin sokulmasıyla ilgili bir takım endişeleri var. Bu hem Cumhuriyet Gazetesi'nde hem de bir önceki gün Hürriyet Gazetesi'nde de dile getirildi. Söyler misin bu ne anlama geliyor? Yani bir Genelkurmay Başkanı bunu niçin söylüyor ve kime mesajı, bunu nasıl kodlarını açmak gerekiyor? Şimdi ondan önce ben bir iki cümle de ifade edeyim bu çözüm süreciyle ilgili Emre. Hatırlarsanız valilere operasyon yetkisi verilmediği, valilerin izin vermediği bu belgeleriyle ortaya çıktı. Genelkurmay eski başkanlarından Necdet Özelpaşa'nın şöyle bir ifadesi olmuştu. Çözüm süreci konusunda bizim bir bilgimiz yok. Bize çok bir şey söylenmiyor ve söylenmediği de bu günümüzdeki olaylarla birlikte ortaya çıktı. Dolayısıyla benim şöyle bir kanaatim var. Genelkurmay eski başkanı Necdet Özelpaşa'nın mutlaka bu çözüm süreci konusunda, o dönemde yaşananlar konusunda konuşması gerekiyor. Üzerinde bir tarihi sorumluluk olduğunu düşünüyorum. İki, yine dönemin jandarma genel komutanı, o da emekli oldu. Orgeneral Abdullah Hatay Paşa'nın da bu konularda çok şey bildiğini düşünüyorum. Onun da konuşması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Paşa'nın açıklamalarına gelecek olursak, bakın 7 Haziran seçimleri yapıldı. İlk saldırılar, PKK'nın saldırıları 21 Temmuz'da başladı ve o günden bugüne kadar da sanıyorum 300'e yakın, 200'ün üzerinde şehit geldi. Açıklananlar, açıklanmayanlar, farklı iddialar var bölgeyle ilgili. O konuya çok girmek istemiyorum ama şu anda bölgede terör eylemleri var. PKK'nın bu çözüm sürecinde evet, kırsalda, dağlarda, Kuzey Irak'ta, yani Zap'ta, Avaşin'de, Hakurk'ta, Haftanin'de, o Kandil'de biz PKK'nın ne olduğunu biliyoruz ki Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda o bölgeye yönelik operasyonların devam ediyor. Bugün de sanıyorum Kars ve Ağrı taraflarında operasyonlar, geniş çaplı operasyonlar başlatıldı. Kuzey Irak'a yönelik operasyonlar devam ediyor. Türkiye içindeki operasyonlar da devam ediyor ama işin korkulan tarafı şu Emre. Maalesef bu çözüm süreci, yani Haziran 2012 ile Haziran 2015 tarihler arasında, ki İmralı süreci ile dediğimiz bu sürecin kapsadığı tarihlerdir bu tarihler. Bu çözüm süreci döneminde terör örgütü PKK'nın kırsalın yanında şehirlerde de, köylerde de, mahallelerde, sokaklarda iyice yerleştiğini,
bu yerleşmede KCK'nın büyük bir rol üstlendiğini görüyoruz. Maalesef devlet orada bir takım hatalar da yapmaya başladı. Bu polis olsun, emniyet mensupları olsun. Geçen gün bir görüntü ortaya çıktı hatırlayacaksınız. Bir zırhlı aracın arkasına bağlanmış bir ceset. Bu kabul etmek mümkün değil. Şimdi Nusaybin'den fotoğraflar var. Dün bazı gazetelerde yer aldı. Bir sağlık sorunu olan kişi hastaneye gidebilmek için ya güvenlik şemsiyesi altında gidebiliyor ya da eline bir beyaz bayrak alıyor, onunla birlikte gidebiliyor. Yani Nusaybin'de, Cizre'de, Yüksekova'da, başka yerlerde, Doğu ve Güneydoğu'nun birçok ilçesinde maalesef böyle bir özellikle akşamları terör örgütü PKK'nın hakimiyeti var. Burada şu var. Bölgede maalesef beraber yaşama, birlikte yaşama kabiliyetini kaybetme noktasına geliyoruz. Benim en çok endişelendiğim nokta bu. Karargahı da endişelendiren en çok noktalardan bir tanesi bu. Terörle mücadele edersiniz ama şimdi terörle mücadelenin kendi içinde kuralları vardır. Kendi içinde bir takım şeyleri vardır, etkenleri vardır. Ama siz şehir içinde, sokaklarda karar ilen PKK'yla nasıl mücadele edeceksiniz? Askerin tamamıyla şehirlere inmesi, tankların tamamıyla şehirlere inmesi, toplumsal oradaki duyarlılığı veya toplumsal endişeyi ne kadar bastırır veya ne kadar körükler? Bunu bir sanıyorum etüdünü yapıyor Genelkurmay Başkanlığı. Onun için şunu ifade ediyor. Kesinlikle askerle, tankla veya askeri kuvvetlerle halk karşı karşıya gelmemeli. Çünkü sadece asker ve halk yok. Provokatörler de var. Bunlar farklı bir takım eylemler içinde bulunabilir. Bu konuda Genelkurmay Başkanlığı terörle mücadele ederken, özellikle şehirlerde terörle mücadele ederken kılı kırk yarmak zorunda olduğunu hissediyor. Çünkü yapılacak bir hata bölgenin tamamıyla patlaması anlamına gelir. Bu hatayı kim yaparsa yapsın, ister asker yapsın, ister polis yapsın, ister siyasiler yapsın, ister başkaları yapsın. Maalesef bölge bu noktaya geldi Emre. Hiç istemediğimiz bu nokta. Onun için inanın Genelkurmay karargahındaki görüştüğümüz isimler tabii ki oluyor. Bir operasyon kararı verileceği zaman şehirde dahi olsa bunu kırık kırık yararcasına çözmeye çalışıyorlar. Jandarma üzerinden çözmeye çalışıyorlar ve emniyet üzerinden çözmeye çalışıyorlar. Umarım bu bölgedeki sıkıntıyı bir an önce aşarız. Aksi takdirde hiç istemediğimiz sonuçlara gidebiliriz Emre. Evet, Mutlu, geçelim Suriye'ye. Rusya biliyorsun gerginliği var. Evet. Cumhurbaşkanının bizim dostluğumuzu kaybetmesinler, kötü olur şeklinde açıklamaları var. Şimdi şunu söyleyebilir miyiz? Suriye konusunda evet. Rusya'yı Türkiye hesaba katmakta çok geç kaldı. Diğer bazı gelişmelerde olduğu gibi. Ve daha önce de demişti ki Cumhurbaşkanı, önceliğimiz evet. IŞİD değil. Çünkü PKK bizim kendi topraklarımızda, önceliği terörle mücadelede onlara veriyoruz tabii ki. Ama işin içine Rusya girince bu öncelik, bu sıralama değişebilir mi? Bir de ne konuşuluyor uluslararası ilişkilerde, diğer ülkelerle olan ilişkilerde? Sıfır solun politikasıyla başlanmıştı. Şu andaki durum da ortada. Bu konuyla ilgili de ne kaygılar konuşuluyor kulislerde? Şimdi biraz bu sorunun cevabını vermemiz için herhalde geriye bakmamız gerekiyor. Esad'la görüşmeler... Bir dönem Türkiye yürütmüştü. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'ydu, Başbakan Erdoğan'dı. Esad'la görüşmeler yapıldı, Şam'a gidildi. Sayısını bilmiyorum, 8 veya 9'dur. İlk etaptaki diplomatik görüşmeler takip edildi. Ama nedense daha sonra biz Esad'a karşı çok sert üslup kullanmaya başladık ve taraf olmaya başladık. Esad'ın karşısına geçtik, Türkiye olarak geçtik. Ve diplomasi de bunu, artık diplomatik kuralları, diplomasi kural dilini bir kenara bırakılarak çok sert söylemler içine girdik. Bu bir hataydı. Türkiye burada bir denge politikası gütmesi gerekiyordu. Ve bunun karşılığında Esad'ın devrilmesi için Türkiye elinden gelen her şeyi yaptı. Özgür Suriye ordusunu eğitti. El Nusra, IŞİD gibi bir takım güçlerin desteklendiğine ilişkin biz yayınları veya bir takım belgeleri, bilgileri medyada okuduk. Şimdi biz maalesef 3 yıl önce, 2 yıl önce Şam'a gidip, Halep'e gidip bir cuma namazı kılacaktık. Esad'ı devirecektik. Onun yerine yeni bir devlet kuracaktık. Yeni yönetim oluşacaktı. Türkiye bu konuda bir bakıma arabulucu değil de sanki hakim bir devletmiş gibi bu politika yürüttü. Bu bir hataydı. Bunun hata olduğunu biz bugün iyice görmeye başladık. Maalesef biz Esad konusunu, Esad sorununu çözerken hep Batı ile irtibatta kaldık. Amerika Birleşik Devletleri ile irtibatta kaldık. Avrupa Birliği ülkeleriyle irtibatta kaldık. Ama Esad krizinin çözülmesi, eğer ki çözmek istiyorsa, ilk konuşulması gereken ülkelerden bir tanesi Rusya'ydı, Çin'di, İran'dı. Biz bunları yerine getirmedik. Ve gelinen noktada ise bölge tamamıyla bir kaos ortamına girdi.
Öyle bir şey ki Rusya'nın Ukrayna'daki, Kırım'daki bir takım gelişmelerden hem Avrupa Birliği ilişkileri hem Amerika'ya olan ilişkilerinden dolayı o Rusya'nın o hinterlandı dediğimiz bölgede biraz sütten dili yandı. Şimdi aynı akıbeti, aynı sonucu, aynı kötü sonucu Rusya Suriye'de yaşamak istemiyor ve Esad'ın kalması için de ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'yı ziyaret ettiğinde, Putin'le görüştüğünde hatta 180 derece bir politika değişikliği yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Esad'la geçici bir sürecin olabileceği ifade edildi ama ondan sonra farklı bir şey oldu. Biz Rusya'nın tamamıyla Suriye içinde, tamamıyla Esad'ın yanında olmaya başladığını gördük. Nasıl gördük? Zaten Tartus'ta bir deniz üssü var Suriye'nin ama şunu gördük ki Laskiye'de de bir hava üstünde de Rusya'ya ait uçakların konuşlandırıldığını, 2 veya 3 filo uçağın olduğunu gördük. Evet. Daha fazlasını ne gördük? Rusya artık operasyonlara başladı. Sadece IŞİD'e değil ki Özgür Suriye ordusu olsun, Esad'a yönelik muhaliflere yönelik olsun operasyonlar başladı. Bunun anlamı şudur Emre. Rusya kesinlikle Suriye'deki denklemi, Suriye'den denklemden geri adım atmak istemiyor ve kaybetmek istemiyor. Ve şunu pekiştirmeye çalışıyor Rusya. Şam, Laskiye, Hama, Humus, İdlib bölgesinde, Halep bölgesinde güçlü bir Esad yönetimi oluşturmaya sağlıyor. Ve bunun için ne gerekiyorsa bunu yapmaya çalışıyor hava operasyonlarıyla. Ben bir kara operasyonu beklemiyorum Rusya'dan çünkü bu konuda bir askeri bir birliği yok. Ama hem Esad yanlısı, belki İran'dan gelecek, Hizbullah'tan gelecek kara birlikleriyle birlikte bir kara operasyonu olabilir ama Rusya'nın şu anda sağlamak istediği güçlü bir Esad bir profili. Türkiye'nin bunun karşısında ben tok durabileceğini zannetmiyorum. Ama şöyle bir hata yapıyoruz. Mutlu, son cümlelerini alalım çünkü Emre. Diğer konumuzu da biz yine dış politika konusunu. Tamam, hemen bir iki cümlede şey yapıyorum, toparlıyorum. Şöyle, Suriye krizinde iç politika malzemesi olarak bir efelenme malzemesi, bir restleşme malzemesi olarak kullanmaya başladık. Bu çok büyük bir hata. Türkiye burada krizi tırmandıran taraf değil, kesinlikle diplomasiyi kullanan taraf olmak zorunda. Çünkü bir tarafta Amerika PYD üzerinden Kuzey Suriye'de konumlanmaya çalışıyor. Bir tarafta Rusya'da Esad'a destek vererek Şam bölgesinde konuşlanmaya çalışıyor. Türkiye'nin buradan çıkış yapabilmesi için efelenmesi değil, kesinlikle diplomasinin dilini kullanması gerekiyor Emre. Önümüzdeki günlerde umarım bu yönde bir takım adımlar atılır ama maalesef 1 Kasım seçimleri öncesi Türkiye'nin bunu bir iç politika malzemesi kullanacağına ilişkin bende endişeler var. Peki, Mutlu Çölgeçen, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için, özellikle kulis bilgileri için. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler.